ve Batman Çağdaş. Batman'da Batman tanıtılıyor. Dün sizlere duyurmuştum. Bu arada Ahmet Güneştekin'in sergi açılış daveti dün vardı. Orada medya dünyasından Hıncal Uluç, Güneri Civoğlu, Ertuğrul Özkök, Kenan Tekdağ vardı. Ciner grubunun iki numarası, Turgay Ciner'in sağ kolu. İsmail Küçükkaya sizler adına oradaydı. Ve daha pek çok gazeteci yazar da oradaydı. Ve orada ben Batman valisiyle de karşılaştım. Batman valisiyle de yakında Batman'da buluşmak üzere sözleştik efendim. Hafıza odası kapılarını açtı. Ahmet Güneştekin'in Türkiye'nin 100 yıllık belleğini sorgulamak amacıyla hazırladığı sergi sanatseverleri bekliyor. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un konuk olduğu sergiye sanat ve iş dünyasından birçok ünlü isim katıldı. Plevneli Sanat Galerisi'nde gerçekleşen açılışta İsmail Küçükkaya, Ertuğrul Özkök, Güneri Civoğlu gibi medya dünyasından deneyimli isimler de yer aldı. Sergiyi gezerek Güneştekin'in eserlerini inceleyen Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy hem sergiyi değerlendirdi hem de kültür ve sanat faaliyetleri hakkında bilgi verdi. Biz bir çalışma da başlatıyoruz Kültür ve Turizm Bakanlığı olarak. Kültürün sanatın ekonomik değerinin tespitiyle ilgili Türkiye ekonomisinde. Bunun eğer bir ekonomik değerlemesi düzenli olarak yapılırsa bütün kültürel ve sanatsal faaliyetlerin ileride sanatın ve kültürün gelişmesi açısından da çok faydalı olacak. Sanatçı Ahmet Güneştekin sanatseverlerin kendisinden geniş kapsamlı bir sergi beklediğini ifade ederek hafıza odasının taşıdığı mesajları ve serginin öne çıkan eserlerini anlattı. Türkiye'nin 100 yıllık hafızasını ve belleğini sorgulayan bir sergi. Aşağıda videolar ve enselasyonlar zaten size bu ipuçlarını verecektir. Özellikle Çürüme ve Yoktunuz eserini mutlaka incelemenizi tavsiye ediyorum. Bir de Hafıza Tepesi. Yani seramikler bile aslında hepsi tamamen birbirine bağlantılı, hafızayı sorgulayan işler. Eserleriyle hafızayı, ölümü ve doğumu sorguladığını ifade eden Güneştekin'in Hafıza Odası sergisi 26 Ocak 2020'ye kadar görülebilecek.